Herkese merhaba. Bu videomuzda Windows 10'da yeni kullanıcı hesabı oluşturmayla ilgili kısaca bilgi vereceğim. Windows 10'da iki farklı şekilde kullanıcı hesabı oluşturabiliyorsunuz. Bir tanesi normal ayarlardan, ikincisi bilgisayarın yönetim kısmından kullanıcı hesabı oluşturmanız mümkün. Peki kullanıcı hesabı oluşturmak için herhangi bir yetkiye sahip olmam gerekiyor mu? Evet, normalde bilgisayarda kullanıcı hesabı oluşturmak için admin hesabına sahip olmanız gerekiyor ya da admin yetkisine sahip olmanız gerekiyor. Peki admin yetkisi nedir? Admin yetkisi bilgisayarınız ilk kurulurken oluşturduğunuz, daha doğrusu kurulumla beraber oluşturulan kullanıcı hesabıdır. Tabii bunu sonradan da kullanıcı hesabı oluştuktan sonradan da admin hesabı verebiliyorsunuz. Bunun dışında ayarlar kısmından hesabınızın admin yetkisine sahip olup olmadığını öğrenebiliyorsunuz. Şimdi ilk olarak normal ayarlardan yeni bir hesap oluşturmaya çalışalım. Hemen başlat simgesinin üzerine gelip sağ tıklıyoruz. Buradan ayarları seçiyoruz. Gelen pencereden hesapları tıklıyoruz. Evet, görüldüğü üzere benim hesabım bir admin, yani yönetici hesabı. Hemen bunu buradan bu yerel hesabın altına, buradan yönetici bilgisinden anlıyorum, yazısından anlıyorum. Bunun dışında yönetici hesaplarına sahip olanlar şurada aile ve diğer kullanıcılar sekmesi gelmiş oluyor. Normal yerel hesaplarda aile ve diğer kullanıcılar sekmesi yer almıyor. Şimdi yeni kullanıcı hesabı oluşturalım. Burayı klikliyorum, aile ve diğer kullanıcılar sekmesini. Buradan diğer kullanıcılar yazan sekmeye gelip bu bilgisayara başka birini ekle seçeneğini seçiyorum. Normal olarak yeni Windows 10 ile birlikte sizin normal Hotmail ve Outlook hesabı alarak kullanıcı hesabı oluşturmanız isteniyor. Tabii burada normal bir kullanıcı hesabı oluşturacağımız için buna ihtiyaç duymuyoruz. Hatta bunu da pek tavsiye etmiyorum diyebilirim. Bu nedenle bu kişinin oturum aşama bilgilerine sahip değilim seçeneğini seçiyoruz. Biz buradan normal bir yerel hesap oluşturacağız çünkü. Kısa bir bekleme modu. Evet. Ardından Microsoft hesabı olmayan bir kullanıcı ekleyin seçeneğini seçiyorum. Bu bilgisayarı kim kullanacak? Buna ben bir isim vereceğim. Örneğin 2 olsun. Şuraya. Kullanıcı adı daha doğrusu 2 olsun. Bu şekilde. Parolamız 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parolamı yeniden gidiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parolanızı unutmanız durumunda güvenlik sorusu 1. İlk evcil hayvanınızın adı neydi? Cat yazalım. Güvenlik sorusu 2. Doğduğunuz şehrin adı nedir? İstanbul dedim. Buna tamamını doldurmanız gerekiyor ayrıca. En bir kuzeninizin adı nedir? Ali. Yazdım ve ileri diyorum. Kullanıcı hesabım oluşturuldu. Fakat yerel hesap olarak oluşturuldu. Siz buna isterseniz admin, yani yönetici hesabı verebilirsiniz. Onun için burayı klikleyip hesap türünü değiştirdikten sonra hesap türünü yönetici olarak seçip tamam demeniz yeterli. Şu anda yerel hesap olarak kalsın. Diğer farklı yöntemle kullanıcı hesabı oluşturmayı gösterelim. Bu oldukça daha hızlı bir süreç. Hemen bilgisayarın üzerine geliyorsunuz. Sağ tıklıyorsunuz. Yönet diyorsunuz. Açılan pencereden yerel kullanıcılar ve gruplar diyorum. Ardından kullanıcıları seçiyorum. Şu şekilde bir liste geliyor. Kullanıcı listesi geliyor. Yeni kullanıcı oluşturmak için burada sağ klik yapıp, hemen şu boşlukta sağ klik yapıp yeni kullanıcı diyorum. Kullanıcı adım ne olsun? Bu da 3 olsun. İsterseniz doldurabilirsiniz, takma adı vesaire, açıklama falan. Parola. Parola isterseniz boş da bırakabilirsiniz. Boş bırakırsanız kullanıcı İlk açtığı zaman yeni parola girmek zorunda kalacak. Verirseniz örneğin 1 2 3 4 5 6 yazalım mesela. 1 2 3 4 5 6 şifreyi verdim. Şu şekilde olursa mesela şu seçenek kullanıcı bir sonraki oturumda parolayı değiştirmeli. Seçeneğini kaldırırsanız kullanıcıya ilk oturumu açtığı zaman parola değiştirmesini söylemeyecektir. Bunu seçerseniz
Kullanıcı ilk oturum açtığında parolayı değiştirmek zorunda kalacak. İsterseniz yine bu seçenekleri kullanabilirsiniz. Örneğin kullanıcı parolayı değiştiremez. Seçebilirsiniz. Ya da parola her zaman geçerli olsun diyebilirsiniz. Hesabı daha sonra devre dışı da bırakabilirsiniz. Gene aynı buraya gelip devre dışı bırakabiliyorsunuz. Örneğin kullanıcı bir sonraki oturumda parolayı değiştirmeli seçili olsun. Ve kapat diyorum. Bakın burada 3 geldi. Peki burada ben admin yetkisini nasıl vereceğim? Yine aynı. Bakın burada ilk oluşturduğum hesap burada. Diğer taraftan oluşturduğum hesap burada. Diğer hesap da burada. Hatta şuraya da bakın. Bakın. Şöyle yapalım. Sağ klik. Ayarlar. Hesaplar. Aile ve diğer kullanıcı. Bakın. Oluşturduğum iki hesap da buraya geldi. Bakın. Yerel hesap. Yerel hesap. Şimdi burada da siz yönetici hesabını verebiliyorsunuz. Örneğin mesela şu 3 en son oluşturduğum hesabı yönetici hesabı yapmak için özelliklere geliyorum. Bakın üyelik kısmına geliyorum. Normal bu ne hesabı? Yerel hesap. Bakın benim yönetici hesabım 1 mesela. Bakın buna bakalım özellikler. Üyelik administratör diyor. Yani yönetici hesabı olduğunu belirtiyor. Bunu yönetici hesabı yapmak için ne yapmak gerekiyor örneğin? Hemen özelliklerden üyelik. Bunu silersiniz. Şu şekilde kaldır dersiniz. Ekle mesela. Ne olsun? Şöyle adının adları denetle diyelim. Pardon. Pardon. Gelişmişten. Şimdi bul diyelim. Şu hesabı seçip zaten seçili geldi zaten. Bakın. Şu hesabı seçip tamam diyorum. Ardından tamam diyorum. Gelmesi lazım. Her şey oldu. Pardon. Tekrar düzeltelim. Ekle kısmına geldim. Gelişmiş dedim. Şimdi bul dedim. Geldi. Admin'i seçtim. Seçildi ise seçili hale getirdim. Tamam dedim. Ve tamam diyorum. Geldi. Bakın administrator sonu S ile bitiyor. Dikkat edin. Farklı bir şey yapmayın. Uygula dedim ve tamam dedim. Otomatik olarak bu ne oldu? Yönetici hesabı oldu. Peki bunu buradan görebilir miyim? Bakın ayarlara geldim. Hesaplar dedim. Aile ve diğer kullanıcıların. Bakın yönetici hesaba dönüştü. Şimdi bu şekilde hesabımızı oluşturduk. İki farklı hesap. Bir tanemiz normal yerel hesap. Bir tanemiz ise normal yönetici hesabıyla oluşturdum. Şimdi yönetici hesabımızı açalım bakalım ne olacak. Önce bilgisayarın oturumunu kapatıyorum. Çünkü yeni oturumunu açacağım. Klikliyorum. Evet bakın oluşturduğum hesaplar hemen sol altta yer aldı. İlk olarak şu yönetici hesabıyla oturumu açacağım. 3. Evet parolayı girin dedi. 1, 2, 3. Parolayı girdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hesabı oluştururken parola değiştir dediğim için parolayı değiştirmem gerekiyor. Tamam dedim. Yeni parola 1, 2, 3, 7, 8, 9 olsun. 1, 2, 3, 7, 8, 9. Parolanız değiştirildi. Şimdi oturum açacak. Bakın oturum açma süreci Windows 10'da biraz daha farklı. Sıfırdan oluşturduğu için masaüstünü tamamen ilk kez format attığınız haldeki gibi oluşturacak bu kullanıcı hesabını. Şimdi kısa süre bekliyoruz. Evet. Karşımıza bir kısım bilgiler geliyor. Daha doğrusu onaylamamız gereken. Bunları kabul et diyoruz. Bunlar genellikle standart bilgiler oluyor. Evet. Bu şekilde masa üstümüz geldi. Şimdi simgeleri getirelim hemen kısaca. Ne yapıyorum? Şu başlat simgesi üzerine geliyorum. Evet. Yükleme tamamlandı mı? Tamamlandı. Sağ klik yaptım. Ayarlar dedim. Hatta şu şekilde yapalım. Hiç uğraşmıyorum. Sağ klik yaptım. Burada masa üstünden kişiselleştir dedim. Hemen şuradan temalara geldim. Ardından masa üstü simge ayarlarını dedim. Bu şekilde uygula dedim. Tamam dedim. Benim masa üstüm bu. Hatta bir tane dosya da oluşturalım. Örnek vermek açısından deneme. Şöyle deneme dosyası. Hatta mesela diyelim ki varsayalım bir şeyler indirdik buraya. Örneğin
şeyler şöyle deneme falan diyelim. Bir şeyler de indirdik, bir şey, işlem yaptık vesaire. Çünkü bir tane örnek göstereceğim. Evet, bu şekilde işlem tamam. Yani kullanıcı hesabı oluşturdum. Bu şekilde kullanmaya devam edebiliyorum. Şimdi şu andaki bu yönetici hesabım benim. Bu yönetici hesabıyla var olan diğer hesapları silebiliyorum. Şimdi diğer kullanıcı hesabı için örnek vereyim. Hatta örnek vermeme de gerek yok. Farklı bir şekilde örnek vereyim. Oturumu kapat diyelim. Şimdi ilk normal hesabımla ben oturumu açayım. Normal admin hesabını oturumu açayım. Onunla ilgili de örnek vereyim ve konuyu kapatayım. Evet. Şimdi normal oluşturduğum kullanıcı hesapları sonradan isterseniz silebilirsiniz. Bunu nasıl yaparım? Bunu yine aynı şekilde iki farklı şekilde yapabilirsiniz. Yine bilgisayarın üzerine gelip sağ klik yönet kısmına gelip şu, evet tamam. Tekrar yapayım. Yönet kısmına geldim. Evet. Kullanıcılara geldim. İsterseniz buradan sağ klik yapıp silmek istediğiniz kullanıcıyı buradan silebilirsiniz veya özelliklerden hesabı devre dışı bırakabilirsiniz. Örneğin 2'yi ben devre dışı bırakayım. Uygula tamam dedim. 2 numaralı hesabı. Devre dışı bıraktığımda kullanıcı buna hiçbir şekilde giremeyecektir. Daha sonra tekrar aktif etmek istediğimde hesabı bu şekilde devre dışı seçeneğini kaldırıp hesabı aktif edebilirim. Ya da buradan sağ klikleyip bunu silebilirim. Peki başka nasıl yapabilirim? Yine başlat simgesi üzerine sağ kliklerim. Ayarlara gelirim. Hesaplara ardından aile ve diğer kullanıcılar bakın şuraya gelirim buradan bu hesabı kaldır dediğimde aynı şekilde diğer iki hesapta olduğu gibi kaldır dediğimde kaldırabilirim. Dediğim gibi bunu sadece yönetici hesapları yapabiliyor bu kaldırma işlemini. Normal genel hesaplar yapamazlar. Bu nedenle kullanıcı hesabı oluştururken normal genel hesap şeklinde verin. Yani yönetici hesabı yapmayın. Şu şekilde normal standart kullanıcı olarak tanımlayın. Bu en doğru olanı. Dilerseniz tabii parolasını siz kendiniz de değiştirebiliyorsunuz. Karşıdaki kişi diyelim parolasını unuttu. Örneğin 2 numaralı ya da 3 numaralı kullanıcı 3 isimli kullanıcı parolasını unuttu. Tekrar buradan bakın sağ tıklayıp parola belirleyip ilerle. Buradan yeni bir parola verebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir durum. Dosyalara nasıl erişebilirsiniz? Kullanıcının masa üstünde ya da indirdiği dosyaları yine bilgisayarım sekmesinin içine girerek görebilirsiniz. Bunu sadece yönetici hesapları aynı şekilde görebilir. Yani yönetici yetkisi verdiniz veya yöneticisi olduğunuz kullanıcı hesabı yapabiliyor. Normal yerel hesaplar bunu yapamıyor. C'ye girdim. C sürücüsünde kullanıcılar. Bakın burada 2 numaralı hesabı biz pasif etmiştik galiba. Burada tüm kullanıcıların şeyleri bulunuyor. İsimleri bulunur. Yetki, daha doğrusu oluşturulan tüm kullanıcı hesapları burada bulunur. Örneğin 3 numaralı hesap içine girdim. İzniniz yoktu. İznim var. Devam diyorum. Çünkü yönetici hesabım var. Evet. Bakın mesela masa üstünde oluşturduğum klasör duruyor. Yine mesela indirilenler kısmında mesela indirdiklerini görebiliyorum. Yani kendi tarafımdaki hesaptan yöneticisi olduğum hesaptan diğer kullanıcıların dosyalarına bu şekilde erişebiliyorum. Biraz uzun oldu muhtemelen. Ancak bu bilgiler bence önemli. Bunları da bilmeniz gerekiyor. Herhangi bir sorunuz varsa yorum kısmından bana sorabilirsiniz. Kısaca Windows 10'da kullanıcı hesabı oluşturma yöntemleri bu şekilde. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.